Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, Aselsan tarafından insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil, sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri olan Aselfilir sistemleri üzerinde duracağız. Videomuz, ağırlıklı olarak hava araçları kullanımı üzerine olacak, yine de kara ve deniz aracı kullanımları hakkında da kısa bilgi vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Ancak, Aselpod benzeri sistemlere daha önce videolarımızda yer verdiğimiz için burada tekrar konuya değinmeyeceğiz. FLIR, İngilizce forward looking infrared kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta olan bir kelimedir. Anlamı, ileriye bakan kızılötesidir. ötesidir. Elektromanyetik spektrumda kızılötesi aralığa tekabül eden radyasyona duyarlı sensörlerden oluşan ve özellikle askeri amaçlarla kullanılan modern bir elektrooptik gözlem cihazı olarak tanımlanmaktadır. Hava platformları için geliştirilen FLIR veya daha açık Türkçe ifadesiyle "elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ifadesiyle kastedilen hava araçlarının genellikle gövde altında veya burun kısmında bulunan yuvarlak bir topa benzeyen sistemlerdir. Gimbal adı verilen ve her yöne dönebilen bu topların içinde termal kamera, gündüz kamerası, lazer mesafe ölçer, lazer hedef işaretleyici, lazer noktalayıcı, lazer nokta izleyici sensörleri gibi pek çok sistem bulunmaktadır. Hava platformlarına entegre edilen FLIR yani elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri platformlar tarafından icra edilen keşif, gözetleme, hedef işaretleme, hedef aydınlatma ve hedef noktalama gibi farklı görevleri yerine getirmektedir. Hava platformlarına takılmaları sebebiyle FLIR sistemlerinin öncelikle hafif olması önem arz etmektedir. Örneğin 300 kilogram taşıma kapasitesi olan bir hava aracı 200 kilogram ağırlığında flir sistemi taşıyor ise geri kalan sistemler veya mühimmatlar için sadece 100 kilogram kalmaktadır. Aynı araç 50 kilogramlık bir flir sistemi taşıdığında geri kalan sistemler veya mühimmatlar için 250 kilogram kalmaktadır. Bu durum hava aracını daha etkin kılmaktadır. Bir hava aracı motorunun yarattığı etki yanında hava olayları nedeniyle büyük bir titreşime maruz kalmaktadır. Bu nedenle, flir sistemlerinin öncelikle bu fiziki olumsuzlukların üstesinden gelmesi, mevcut titreşim ve şok etkilerini en aza indirgemesi, ardından net bir görüntü elde ederek yüksek performans sağlaması beklenmektedir. Türk savunma sanayinin insanlı ve insansız hava araçlarını geliştirme ve üretmeye başlamasına paralel olarak, bu platformlarda kullanılacak flir sistemlerine de ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyacın ilk olarak görüldüğü proje, 1996 yılında, o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı liderliğinde yürütülen Cougar helikopterleri ortak üretim programıdır. Bu program kapsamında, helikopterlerdeki FLIR sistemi ihtiyacı, ASELSAN sorumluluğunda geliştirilen ve üretilen ASELFLIR-200 sistemi ile karşılanmıştır. ASELSAN, bu proje kapsamında, ABD firması Raytheon ile işbirliği yapmıştır. ASELFLIR-200 projesi, ilk olması nedeniyle, ASELSAN'ın FLIR sistemlerini geliştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Aselfilir 200 sistemi daha sonra sahil güvenlik helikopterlerinde de kullanılmıştır. Ayrıca sistemin deniz versiyonu olan Aselfilir 200D sistemi ilk defa Tuzla sınıfı karakol botlarında kullanılmaya başlanmıştır. T129 Atak, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri projesi kapsamında Aselfilir 200 sistemi benzeri bir sisteme tekrar ihtiyaç duyulmuştur. Aselsan, Atak projesine yönelik olarak bu sefer yabancı destek olmadan, yepyeni bir sistem olan Aselfilir 300T sistemini geliştirmiştir. T-129 Atak helikopterinin burun tarafında topun üzerinde bulunan Aselfilir 300T gündüz ve gece görüntüleme sistemi, 360 derece dönebilmekte, yaklaşık 20 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri tespit, 10 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri ise teşhis edebilmektedir. Aselfilir 200 sisteminde olduğu gibi, Aselfilir 300T sisteminin de deniz versiyonu olan Aselfilir 300D sistemi, Milgem korvetlerinde kullanılmıştır. Daha sonra, Aselfilir 300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan deniz gözü ahtapot sistemi, Türk donanmasının hizmetine girmiştir. Aselfilir 200 ve 300T sistemleri, helikopterlerde kullanılmaya yönelik olarak tasarlandıkları için, ağırlık önemli bir sorun teşkil etmemiştir. Ancak ilerleyen yıllarda bu durum değişecektir. Türkiye, ihtiyaç duyduğu insansız hava araçlarını yurt dışından istediği zamanda, yetenekte ve sayıda tedarik edemeyince bu sefer kendisi geliştirme yolunu tercih etmiştir. TUSAŞ firması Anka projesi ile, Baykar firması TB2 projesi ile, Vestel firması ise Karayel projesi ile insansız hava aracı geliştirme çalışmalarının öncüleri olmuştur. Ancak bu ilk insansız hava araçları, kısıtlı faydalı yük kapasitesine sahiptiler ve Aselfilir 200 ya da 300 T onlar için fazla ağır bir sistem olmuştur. Bu nedenle, yabancı pazarlardan daha hafif ürünler olan, Teledin Star Safir ve Vescom MX-15 D sistemleri tedarik edilerek, milli insansız hava araçlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler arasında, Vescom MX-15 D sisteminin, performansı ile öne çıktığı görülmüştür. Acil ihtiyaç, yurt dışından bir şekilde karşılansa da, Aselsan, Aselfilir 300T'nin devamı olarak Aselfilir 400 ve KETS projesi için çalışmaya devam etmiştir. Aselfilir 400 projesinin ana hedefi, Atak helikopterinde kullanılan Aselfilir 300T'nin daha gelişmiş ve hafif versiyonunu elde etmek olmuştur. KETS projesinin ana hedefi ise, milli insansız hava araçlarında kullanılan yabancı elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinin performans ve ağırlık değerlerine ulaşmış bir ürün elde etmek olmuştur. Nitekim, Aselsan tarafından CATS geliştirme çalışmasının başlatılmasının ne kadar doğru bir karar olduğu, zamanla ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekatla birlikte, Kanada hükümeti Vescom MX-15D sistemlerinin Türkiye'ye ihracatını durdurmuştur. 2020 Nisan ayında, Türkiye ile Kanada arasında yapılan görüşmeler neticesinde ihracat tekrardan açılmıştır. Ancak hemen ardından, 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan tarafından kullanılan insansız hava araçlarında, Veskım sistemlerinin kullanıldığı iddia edilerek ihracat ikinci defa durdurulmuştur. Türkiye bu noktada, yabancı kaynaklara güvenemeyeceğini bir kere daha anlamış ve önceliğini, zaten elinde var olan ve geliştirmeye devam ettiği benzer özelliklere sahip ket üretimine vermiştir. Aselsan Kets, bugün Baykar üretimi TB2 ve TUSAŞ üretimi Anka İhalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un 28 Ekim 2023 tarihli açıklamasına göre Kets sisteminden 158 adet üretilmiş durumdadır ve sistem kısıtlamasız olarak 12 ülkeye ihraç edilmiştir. Aselsan Kets ürünü yabancı sistemlerden hiç de aşağı kalır olmadığını operasyonel sahada göstermiş ve ambargoları boşa çıkaran bir ürün olmuştur. Yabancı sistemlerin birim fiyatının yaklaşık 1 milyon ABD doları olduğu düşünüldüğünde CATS sisteminin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Aselfilir 400 sisteminin ise, Gökbey helikopterinin yanı sıra, ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'de kullanılması planlanmaktadır. Görüntü teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde, ileride T-129 Atak helikopterinde bulunan Aselfilir 300T sisteminde güncelleme ihtiyacı oluşması halinde, Aselfilir 400 sistemi ile değiştirilmesi mümkün görülmektedir. Aselsan en son olarak, sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak, Aselfilir 500 sistemini tanıtmıştır. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselfilir 500 sistemi hakkında, önümüzdeki günlerde envantere girecek. Dünyada alanında en iyi diyebileceğimiz bir sistem, bunu da tamamladık. Uçuşları büyük oranda bitti, önümüzdeki yıl, artık güvenlik güçlerimizin kullanacağı bir ürün haline geldi. Aselfilir 500'de özellikle yüksek çözünürlük hedefleniyordu ve bunu başarmış olduk ifadelerini kullanmıştır. Akyol ayrıca, dünyadaki benzerlerimizden farklı olarak içindeki çipinden, dedektöründen başlayarak ataletsel navigasyon sisteminden, küresel konumlama sisteminden, objektifinden, bütün bileşenlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir kısıtlama, herhangi bir engellemeye maruz kalmamak üzere bu ürünleri yaptık. Aselfilir 500, her türlü engellemeye karşı önceden tasarlanmış bir anlayışla yürütüldü, açıklamasını yapmıştır. Akyol son olarak, Türkiye'nin 15 inç sınıfında, ortak açıklık mimarisiyle tasarlanmış Aselfilir 500 gibi bir ürünü yapabilen, dünyadaki üç ülkeden biri olduğunu ifade etmiştir. Türkiye'nin hava aracı geliştirme çalışmaları, meyvelerini yeni ve daha gelişmiş platformlar ile sunmaya devam etmektedir. Aksungur ve Akıncı gibi insansız hava araçları ile, Atak-2 gibi taarruz helikopterleri daha büyük, daha uzun menzilli, daha yüksek irtifada görev yapabilen ve daha yüksek taşıma kapasitesine sahip hava araçlarıdır. Dolayısıyla, bu yeni hava araçlarında kullanılacak FLIR sistemlerine yönelik ihtiyaçlarda da değişiklikler olmaktadır. ASELSAN, yüksek irtifa ve uzun havada kalış özellikli İHA, SİHA ve TİHA platformları ile ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere, çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip 25 inç elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak ASELFILIR 600 sistemini geliştirmektedir. ASELSAN, Aselfilir-600 sistemi ile yüksek irtifada görev yapan Aksumbur ve Akıncı ile daha ağır sınıf olan Atak-2 gibi platformlar için çok yüksek optik yaklaştırma ve yüksek kalitede görüntü performansı elde etmeyi hedeflemektedir. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselsan faaliyetlerini 3 ana başlıkta toplayarak, öncelikli hedefin yerlileşme ve millileşme, ikinci konunun alanında en iyisini yapma ve son konunun da dünyada ilkleri yapma olduğunu vurgulamıştır. Bu açıklama ile Aselfilir 200, 300 d 400 ve KETS projelerinin Aselsan'ın teknolojiyi öğrenme ve yerlileşme millileşme adımlarını oluşturduğunu, ardından gelen Aselfilir 500 projesinin ise en iyi üretme hedefini sağladığını ifade etmiştir. Ahmet Akyol'un bu ifadesinin, aslında bir nevi Türk savunma sanayinin yol haritasını gösterdiği, Türk savunma sanayince, ilk projede hemen dünyanın en iyisinin üretilmesinin her zaman mümkün olmayabileceği, ancak devamlı proje oluşturma ve çalışma ile, bir müddet sonra dünya çapında ürünlerin geliştirilebileceği ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunulabileceği düşünülmektedir. Aselsan'ın 1996 yılında 200 serisiyle başladığı, bugün 500 ve 600 serisiyle devam eden FLIR çalışmaları, 27 yıllık bir çalışmayı ifade etmektedir. 200 serisinden, 500 ve 600 serisine kadar üretilen ürünler birbirlerinin kopyaları değil, sürekli gelişen, yetenek ve performansı artan ürünler olmuştur. Elde edilen başarının rastlantı olmadığının, başarının tesadüfen bir günde gelmediğinin, tam tersine düzenli ve planlı çalışmanın bir sonucu olduğunun, yaşanan 27 yıllık süreç ile ispatlandığı düşünülmektedir. Aselsan tarafından insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil, sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri olan Aselfilir sistemlerini incelediğimiz videomuz burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.